Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde 7. haftayı tamamlıyoruz ve dakikalar sonra 8 güzel kadından biri veda edecek. Yarışmadaki hayallerine nokta koyacak. Önünde sadece bir ihtimal var, o da geri dönüş. Geri döner mi, dönmez mi? İşte orası belli değil. Acaba kimin vedasına adım adım yaklaşıyoruz? Sorumuzun yanıtını bulacağımız ana geldik. Bütün gece boyunca performanslarını sergilediler. Yıldız sensin dedik, konseptimiz buydu. Ve kendilerini en iyi hissettikleri kıyafetleriyle bu podyumda yürüdüler. Performanslarını sergilediler. Jürimiz puanlarını verdiler. Ve işte benim stilimde 7. haftayı tamamlarken jüriden en az puan alan yarışmacı kim acaba? Bu sorunun yanıtını açıklamadan evvel her zaman olduğu gibi taçları sahiplerine ulaştıracağız. Yarışmacılarımız onların isimlerini elenmek üzere öneremeyecekler. Teşekkürler Kemal. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde 7. haftayı tamamlıyoruz. Bu gece performanslar sonunda jüriden en az puanı alan yarışmacı talihe bakınız ki bir galada yaptığı yanlış seçimden ötürü Melisa Şahin tam da yarışa bu kadar asılmışken Melisa'cığım seni yanıma alıyorum. Böyle alayım seni. Nasılsın? İyiyim. Emin misin? Tabii ki. Sen hep böyle duygularını saklayan bir kadınsın. Bu ilk tecrüben değil mi? Aynen öyle. Çok saklayabilen biri değilim aslında Öykü Hanım, biliyorsunuz. Yok, hayır yani şu anlamda üzülüyorsan mutluymuş gibi yapabiliyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kapatıyorsun bir şekilde, örtüyorsun. Şu anda da gerçek duygularını bilmek isteriz tabii ki. Yarışa çok asıldığın bir anda bunun gelmesi. Çünkü taç, yıldız nasıl beklediğini biliyoruz. Gerçekten çok fazla çaba sarf ettim son sürelerde. Bu gece böyle bir şey beklemiyordum. Çok şaşırtıcı oldu benim için. Yani karmaşığım şu anda. Negatif veya pozitif bir şey hissedemiyorum. Hani uyuşmuş gibiyim. Başıma bu mu geldi anlamıyorsunuz. Yani duygularım alınmış gibi şu anda gerçekten. Aynen öyle. Garip bir hissizlik var üstümde. Peki. Evet şimdi karşına kim gelecek onu öğrenmek üzere yarışmacılarımızın yanına gidiyorum. Bakalım kimin ismini verecekler. Sevgili yarışmacılarım, 7. haftada jüriden en az puanı alarak elenme aşamasına gelen yarışmacımız Melisa Şahin. Şimdi siz kararlarınızla onun yanına bir ismi göndereceksiniz ve bu iki yarışmacı az sonra jürinin karşısına çıkacak. Kim gitsin, kim kalsın kararını yine işte benim stilim jürisi verecek. Sizlerden gitmesini istediğiniz yarışmacının önce nedenini, daha sonra ismini vermenizi rica ediyorum. Sırasıyla sormaya başlıyorum. Özden. Sanırım uzun bir açıklama olacak benimki. Öncelikle yapay çiçeklere anlam verebiliyorum. Çünkü bitkiler kopartılmasın diye onu yapıyorlar, üretiyorlar. Yapay kürklere de aynı şekilde, hayvanlara zarar vermemek, canlarını acıtmamak için. Ama yapay insanlara anlam veremiyorum. Emel'i söyleyecektim. Yapay olduğunu düşünüyorum. Arkada bana çok farklı davranıp sonra geçen hafta benim ismimi söylediği için Emel söyleyecektim. Lakin ben geçen hafta buraya çıktım yanlış yaptığımız kulisten dolayı. Bu hafta iki kişi benim ismimi söyleyecek. Öyle düşünüyorum ve o yüzden istemeyerek Zeynep'in adını söylüyorum oraya çıkmamak için. Önce Emel'e sormak istiyorum. Özden'in bu açıklamasıyla ilgili ne söylemek istersin? Öykü Hanım, ben de diyorum ki en rahat vicdan başını yastığa koyduğun zaman o yataktır. Bence uyuyamam dedin ya hani içimde bir şeylerin kalmasını
istemem dedin. Bence benim yapay olduğumu, yapmacık olduğumu söyleyerek aslında senin gözünde uyku girmesin. Çünkü ben gerçekten de burada hepiniz böyle sen kim söyleyeceksin, sen kim söyleyeceksin? Kulisleri yapan, yapay olan sizsiniz. Ben arkada seninle de kulis yapmıştık 2-3 hafta önce. Efendim? Maria ile olan tartışmanda seninle Nihal ben de kulis yapmıştık. Onu ben bir hatırlatayım da tırnak içinde. Ben, hayır. Siz yapıyorsunuz, ben bana da söylüyorsunuz. Ben de diyorum ki benim tarzıma, yani benim ben düşük gördüğümü söylerim diyorum. Yani Allah için Nihal de şahittir buna. Ben hiçbir şekilde yapmacık değilim. Ama yani ben hatırlıyor musun dışarıda seni ne kadar çok savunmuştum insanlara karşı? Sana tamam. En az 15 kere tamam. Söyledim Emel böyle mi diye sorduklarında. Ben bundan bahsetmiyorum. O he'ler, ho'lar o sensin okey. Yok anladım. Ama onun neyden? Dışında senin ikili ilişkilerinde sen yapmacık bir insansın. Hayır. Samimi değilsin. Arkada sevip bir anda sevmeyen ve ben sen burada dans ederken ben seni böyle gözlerim pırıl pırıl izliyordum. Teşekkür seni severek ederim. İzliyordum ama şu anda çıktığında bakmak şöyle, bile Emel, istemiyordum. Müsaade. Şöyle bir şey yani birbirimizi seviyor olmamız, birbirimizin ismini söylemiyor olacağımız anlamına gelmez. Çünkü kesinlikle. Hani tabii ki de hiçbirimiz istemeyiz ki birbirimizin ismini söyleyelim ama bir yarıştayız ve kurallar gereği bunu yapmak durumundayız. Samimi olalım isteyerek gönderdiğimiz kişiler de oluyor. Ben tamamıyla samimiyim. Bilmiyorum, başkası bir şey söylemek istemiyorum. Peki Zeynep, isminin söylenmesiyle ilgili bir stratejinin sonucu olarak sana varılan bir durum var. Özden yaptığınız yanlış bir kulis gibi bir cümle kurdu. Biz eğer geçen hafta kulis yapmış olsaydık ben Nazlı Hamarat demezdim. Biz hepimiz aynı ismi söylerdik. Hepimiz dediğim onların dışında kalan insanlardan bahsediyorum. Bizim bir grubumuz yok. Bunu sürekli dile getirmemize de gerek yok. Yani bunu kafalarından atsınlar. İsmimi söylediği için kendisine teşekkür ediyorum. Ben bundan sonra zaten gerektiği gibi davranacağım. Yani? Ben oraya çıkacağımı da biliyorum ve Özden'e sadece şunu demek istiyorum. Madem benim oradan geri döneceğimi biliyorsun, Emel'le bu kadar karşı bir nefretin var. Hani nefret demeyelim de nefret demeyelim. O kadar yapmacık olduğunu düşünüyorsun. O zaman Emel'in adını, sizin yaptığınız grupta evet. Emel'in adını verseniz mantıken zaten Melisa oradan geri dönme ihtimali çok yüksek. Bir şey söyleyeceğim, hani bizim yüksek. Bir grubumuz olduğunu söylüyorsunuz i̇şte. Ve grup başkanımız olduğunu söylüyorsunuz ya, hadi bu da benim bahanem olsun, grup başkanı izin vermedi. Tamam işte zaten biz de onu söylemek tamam, istiyoruz. Tamam yani grup başkanı ben izin saçma vermedi. Geldiği için söylüyorum, bunu zaten aynen. Grup izleyen başkanı insanlar izin vermedi. Madem ben hani bu kadar... Ya da o zaman Melisa'yı daha çok sevmiyorsun. Bilir miyim o konuda? Bir saniye. Ya ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Hani şimdi onun konuşmasından evet. Ötürü. Evet Nihal. Şöyle bir sana şey var. Sana sıra gelecek. Eğer konuyu şu anda... Hayır, bu konuyla ilgili olduğu için şu an söylemek istiyorum. İzin verirseniz. Peki, tamam. Emel oraya çıkarsa ben kimin gideceği konusunda kestiremiyorum. Jüri bizi şaşırtabilir. Ama sen çıktığında Melisa'nın gideceğini düşünüyorum ve Melisa şu an gitmesi bizim işimize geliyor. Bunu da hafta bahane. İçini izleyerek. Ayrıca ben senin ismini sana bahane uydurmama gerek yok ki. Ben seninle sanki canciğer miyim? Senin ismini gayet bağımsız ya ben, bir şekilde benim söyleyebilirim. Ben zaten bunu sana söylemiyorum. Sen benim adımı söylesen de ben niye söyledin demem. Özden dedi ya ben hani Emel'i... İşte diyoruz ki... Sana mı söylüyorum? Evet bana söylüyorsun. Sen şimdi niye oradan atlıyorsun ya? Ben Allah söylüyorum. Allah, galabini senin adına söylememiz gerektiğini ben söylüyorum insanlara. Ben çünkü senin gitmeni istiyorum. Özümüze doğru. Sizin grup sen benim adıma verdiğin için... Hayır grup ya. Başı falan bir şey yok. Hayır, şimdi Zeynep bir şey soracağım. Teker teker, Nazlı bir saniye. Arkada beraber kahve içmeye falan da gidiyoruz. Yani bir diyalogumuz var. Ben senin oradan döneceğini biliyorum. Sana açıklamamı da yaptım. Benim gönlümden geçen isim Emel'di. Ama ben oraya tekrar gitmek istemiyorum. Burada Maria benim ismimi söyleyecek, Emel benim ismimi söyleyecek ve oraya çıkacak kişi benim. Hepimiz tek tek isimler söyleyeceğiz. Bu durumda ben de söylersem 3-3 oluyoruz galiba. Ben 2 hafta üst orada pardon, olmak istemiyorum. 4. Kendimi düşünüyorum. Yarışmadayız hayır. Ya. Hani sürekli 1000 lirayı hiç kimse kazanmak istemiyor. Özden sen benim anlatmak istediğim şeyi anladın değil mi? Şimdi orada bir insan var. Ben oraya çıkarsam sürekli aynı şeyi konuşmayalım. Ben oraya çıkarsam hani ikimizden kim elenir? Meçhul. Sen Emel'den bu kadar rahatsızsan yaptığınız grupta Emel'in adını verelim derdiniz. Emel'in hafta şey içi performansı gidebilir diyoruz. O grupta ben tamam, de tamam ben de onu söylüyorum. O zaten Emel'in gitmesini istiyor. Tek başıma karar veremiyorum bir şeylere. Okay. Öyle olsa okay, o zaman, Emel tamam. Bay bay bence yani. Maria.
Ben şu anda çok mutsuzum. Gerçekten Melisa'nın orada olmasını istemezdim. Şu anda keşke bir kulis yapabilseydim ya da en azından arkalarda oturabilseydim, belki daha çok düşünürdüm. Ama nettim hep. Özden söyleyeceğim, hep söylediğim gibi. Şu anda Özden'in dışında başka isim söylemek ister miydim? İstemezdim çünkü Özden'le sürekli bir aramızdaki o negatiflikten ötürü hep söylüyorum. Ama şu anda çok mutsuzum. Melisa'nın gitmesini asla istemiyorum. Var mı Maria'nın ismini söylemesiyle ilgili bir yorumu? Yani Maria'nın benim ismimi söylemesine alıştım. Alışmak sevmekten daha zor geliyor, ne diyeyim ki Maria. Belki sevmeye de başlayacaksın, belli mi olur? Zeynep. Ben şimdi karar vereceğim. Biliyorsunuz benim hep Nazlı Hamarat. Sadece bir şeyi merak ettiğim için, burada kim benim arkadaşım, kim değil. Sadece ve sadece onu görmek için. Tabii ki hepimiz arkadaşız ama hani kimin benim için kulis yaptığını görüp görmemek için Özden diyorum. Özden. Evet. Peki, Özden. Bir soru var kafasına ve onun cevabını arıyor. Ve o cevaba giden yolda senin ismini vermekten geçti. Ne söylemek yani istersin? Yani Zeynep'le benim gideceğimi düşünmüyorum aslında bugün. O yüzden arkada yine hani Zeynep benimle konuşmaya devam ederse ben onunla konuşmaya devam edeceğim. Burası bir yarışma sonuçta. Hani benim ismimi söylediği için oturup üzülmeyeceğim ya da onunla ilişkimi bozmayacağım. Ama böyle bir şey yapması komik geldi. Ben ona nedenimi anlattım. Bazen anlattığımız nedenler geçerli olmayabilir. Herhalde onun için de geçerli değildi ki benim ismimi söyledi. Bu kadar. Var mı Zeynep eklemek istediğim bir şey? Seninki bana saçma gelmedi. Benimki niye sana saçma geldi? Ben sana nedenini anlattım. Ben kesinlikle onu şu şekilde düşünme. Kısasa kısas diye düşünme. Ben sadece kimlerin... burada çünkü bir kişi var sizin gruptan adımı söylemeyeceğini düşündü. Ben senin adını söyleyeceğim için ve en son Emel'e söz kalacağı için ben sadece onu görmek istediğim için senin adını söyledim. Mihal. Ben basit bir matematik yaptım. Yani bunu şansa bırakacak kadar, nasıl diyeyim, bunu şansa bırakamam. Matematiği bize anlatsana, ne geçirdin kafana? Bu program kafana? Benim için önemli. O yüzden şansa bırakmak istemiyorum. Hani sevdiğim insanlar yanımda olsun. Ve ben de gidebildiğim yere kadar ilerleyeyim istiyorum. O yüzden kulisi başından beri söylüyorum, ben mantıklı görüyorum. Matematiğim şöyleydi. Hem Melisa'nın gitmesini sağlamak, hem de Özden benim sevdiğim bir arkadaşım. Onunla gitmek istediğim için bu yolda. Zeynep diyorum. Matematiğim bu. Peki. Kalkayım Zeynep mı? Var mı söylemek istediğin? Söylemek istediğim bir şey yok. Yok. Peki. Ben zaten kulisi biliyorum. Nazlı Hamarat. Ben gözümle görüyorum, Emel'e de baskı yaptı, Zeynep diyeceğiz diye. Ben zaten biliyorum oraya çıkacağımı. Sadece arkadaşlarım şeyde yanılıyor olabilirler. Ya ben oraya çıktığım zaman belki Melisa geri gelecek, ben gideceğim. Onu biz bilemeyiz. Yani Melisa da güçlü bir rakip sonuçta. Ben bu hafta kötüydüm. Bilemeyiz. Hani... Peki son durumda 3 Özden mi var yok, şu an? Yok, 2 Özden. 2 Özden, 2 Zeynep var. Tamam. Üçüncü yolda geliyor. Öyle mi? Üçüncü ve dördüncü Zeynep yolda. Bakalım. Merak ettiğin kişiye soruyorum zannedersem. Ay çok eğleniyorum. Nazlı Sultan. Ya benim fikrim Emel'di. Ben Emel'i söyleyecektim. Bunu kızlara da söyledim. Onlar Nihal bana Zeynep söyledi diye hani maslında. Nedeni neydi Emel'i söylemenin? Tarzı yok. Bir de biraz önce arada böyle yaptı. Yine tacımı görmeden... Bilmeden ben Nazlı'nın adını söyleyeceğim dedi. Bana bir takmış durumda yine tacımı görmedi. Kesin diğer Nazlı'dır. Ondan sonra dur, onu gerçekten... Emel'e bir söz verelim. Hayır. Bana dedi ki Zeynep söylenilsin. Ben dedim ki hayır. Hani ben istediğimi söylerim. Gerekirse hani genel olarak konuştum. Düşüncem nedir? Benim düşüncem yere gelir Nazlı olur. Nazlı'yı da söylerimdir. Ben bunu genel söyledim. Yok yeri gelir diye bir şey duymadım kendini, ben. Yok hayır. Ben burada bir yine tacım var dedim sana. Sanırım sen kendini çok yüksek görüyorsun. Evet tarz olarak senden evet, bayağı yüksek bence görüyorum. Bence hiç de değilsin. Bir tight'ı bir kısa şeyi giyinip... Ama nedense sürekli yanınızı alıyorum. O nasıl olacak? Evet. Benim görüşüm ya. O bu göreceğidir. Daha önce tarzına bayılıyordun yani, Emel. Özden'e burada hak veriyorum gerçekten. Kimi, daha bazı, önce ay ben senin tarzına bayılıyorum, çok iyi giyiniyorsun diyen kız şu an bunları söylüyor ve bana da doğru gelmiyor. Ben beğendiğim şeyleri zaten söylüyordum. Burada peki. Da söylüyordum. Beğenmediğimi de söylüyordum yani. Ama zaten sürekli aynı bir tarzım var. Göreceli bir kavram. Tartışılacak çok yönü var bence onun. Az önceki söylediğin şeyi de tekrarlıyorum. Üzerine alınıyorsun. Ben onu genel anlamda söylemiştim.
Ama benim tancım var diye söyledim. Aa, yaptın ama, sonra. Ay ben ne diyorum? Nazlı diyorum ki, aramızdaydı. Ben hayal geçen ya da halüsinasyon görmüyorum. Peki müsaade edin. Üçünüz aynı anda konuşamazsınız. Nazlı. Az önce de aynı şeyi söyledi. Ben seni bile söyleyebilirim Nazlı. Hani Zeynep'i söylemeden benim önce seni söyleyeceğim. Benim tacım var dedim. Aa, o da ben dedim ki tacı var ki 5 tane yıldızı var. Ama nasıl söyleyeceksin siz burada gerçi dedim. Doğru kafanız çok karışıktı. Hararetli aynen. Bir şeyler konuştunuz. Benim, benim demek istediğimi anlamadınız sanırım. Ben genel olarak yeri geldiğinde Nazlı'yı da söylerim onu da söylerim dedim. Siz hemen tacı üstüne alınıyorsunuz. Peki. Ya, ay bir şey peki. Ne bileyim ben onu genel peki olarak hemen söylemiştim. Peki. Nazlı. Evet Emel'le ilgili konu bu. Şimdi ismi ben Emel diyorum. Emel diyorum. Kim? Emel diyorum. Emel diyorsun. Peki. Evet. Emel. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok, hayır yok. Peki. Nazlı Amarat. 2 hafta önceydi zannediyorum. Ya da 3 hafta önce kendi kendine bir strateji belirledi. Bundan sonra hep Nazlı Amarat'ın adını söyleyeceğim dedi her gala gecesinde. Ben de ona karşılık vermek istediğim için Zeynep diyorum. Her ne kadar bu gece benim ismimi söylemese de teşekkür ederim. Ayrıca böyle bir büyüklük yaptığın her için zaman. Ama bundan sonra hep söyleyeceğini bildiğim için ve bu gece her ne kadar izlemediysem de buradaki insanlar çok şık ama sende ben bir yıldız göremiyorum. O yüzden de seni söylemek istiyorum. Bu kadar. Peki Zeynep'ciğim. Yani Nazlı bence en azından benim üstümde bir şey var. Ben senin hiçbir zaman kıyafet konusunda hakkını yemedim. Kimsenin de yemem de. Neyse onu söylemişimdir. Evet ben ya de ya onu öyle bahane etmen çok saçma oldu. Hayat, geç ben bir kere. Ben de hafta içinde senin kıyafetini beğendiğimde her zaman çok beğendim diyorum. Hatta geçen gün bayıldım demedim mi? Bayıldım bile dedim yani. Gerçi doğru öyle beğendiğim söylediğin zaman zamanlar da var. Sonuçta onunla o çok ayrı şeyler. Sen ama mesela bu gece ben çok iyiyim yine de ben Nazlı Hamarat diyeceğim diyorsun. Hani bunlar da çok ayrı şeyler. Bunları ayırt etsen daha iyi olur. Benim seninle başka bir sorunum var. Senin benimle çünkü başka bir sorunun var. Dışarıda benim çözmemiz seninle gereken. Hiçbir sorunum yok. Ben o senin benden önce buradan çıkmanı geride istiyorum. Nazlıcığım lütfen aynı anda konuşmaz mısın? Ben senin buradan benden önce çıkmanı istiyorum. Çünkü seni sevmiyorum Nazlı Hamarat. Ben de seni sevmiyorum. Anladın ve senin birbirinizi sevmiyorsunuz. Peki Zeynep oturabilirsin. Emel. Hepimiz burada bir yarıştayız. Ve hepimizin de hayatı farklı pencerelerden bakmış olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ve yarışmanın kuralları gereği, ya isim vermem gerekiyor. Bunu ama hani benim ismimi söylediği için değil, zaten burada konuşurlarken de ben zaten o zaman da söylemiştim. Özden diyorum ben. Peki. Tarzından dolayı hani bana uymadığı için. Peki. Değişik bir gala gecesi yaşıyoruz. Aranızdaki konuşmalardan anladığım kadarıyla kulis artık ayyuka çıkmış vaziyette. Bunu da alenen paylaşıyorsunuz. Nihal? Gizlemek için inanın çaba harcamıyoruz yani. Zaten hani... Bu da bir tercihtir tabii ki. Evet hani gizli yapılan bir şey değil. Aslında bunun adı kulis bile değil. Sadece ya en azından strateji isim söyleyeceğinizi evet, bildiriyorsunuz söyleyeceğiniz kişilere de. Peki. Kulis candır, gerisi heyecandır. Heyecanla bekliyoruz şu anda elemeyi. Şimdi tabii ki burada sizin hesabını yapamayacağınız bir faktörünüz var. O da jürinin jüri kararı evet tabii ki. Siz her ne planlarsanız planlayın. O aşamaya geldiğinde ancak buradan birini gönderme gücüne sahipsiniz. O da haklısınız. Bir araya gelirseniz tabii ki kuvvetli olabilirsiniz. Bu anlamda bir ortak karar çıkarabiliyorsanız sizin karşıt grubunuz da oluşabilir. Dengeyi sağlayabilmek adına ya da kendilerini bu yarışta tutabilmek adına. Bu yarışın rekabette karar aşamasında durumu bu. Evet, her birinizin ya hepiniz de aynı insanı sevmiyor değilsiniz. Neye göre sıralayacaksınız? Hangi sırayla kimin sevmediğini önce göndereceksiniz ya da göndermeyeceksiniz? Bunu bilmiyorum. Neye göre karar vereceksiniz? Onu da bilmiyorum. Son duruma bakacak olursak 3 Zeynep 3 Özden var. Bir eşitlik söz konusu. Daha önce yaşanmış bir şey. Benim yıldızım az. Efendim? Yıldızlara mı bakıyoruz? Evet, hafta içinde. Benim yıldızım az. Yıldızlara bakıyoruz. Yıldızlarınızı söyler misiniz lütfen? Benim 4 tane var. 4 yıldız. Zeynep? 2. 2 yıldızım var. Bu hafta yıldızının az olduğunu söylemiştin. Özdencim sen oturuyorsun. Zeynep'cim seni buraya alıyorum.
jürinin karşısına çıkan iki isim 7. haftada siz oldunuz. Melisa ve Zeynep. Zeynep, nasıl değerlendiriyorsun kulis sonucunu? Başarıya ulaştılar gibi. Seni ya başarıya ulaştılar ama benim arkadaşım kaybettiler. Peki hayal kırıklığına uğrayacak mıyım acaba dediğin... Benim burada hiç kimseyle bir sorunum yok. Kimi denedin sen az önce? Kimi denedin? Nazlı'yı denedim. Nazlı'yı denedim. Nazlı bilerek benim adım vermedi şu anda. Ben onun da farkındayım. Çünkü ben zaten orada konuştuklarını biliyorum. Özden oraya çıkmasın diye, hani sen öyle yaptın diye seni söyleyeceksin. Şey değil, zaten gerek kalmadı. Değil. Burada yine kimseyle, de fikrim oradaki hiçbir arkadaşımla, Nazlı hariç, hiç kimseyle bir sorunum yok. Hı hı. Tabii ki burada bir gün gelecek hepimiz birbirimizin adını vereceğiz. Ama hani ben arkadaşlarımın da beni sevdiğini düşünüyorum. Gülüşüyoruz, hani konuşuyoruz, çay kahve içiyoruz. Yani bana eğer öyleyse Emel'i hem Nazlı söylüyor hem Özden söylüyor. Burada öyle bir oyun var ki yani ben anlamadım ve ben gerçekten o yüzden üzülüyorum, şoktayım. Burada bir yarışmadayız. Bu hafta ben giderim, haftaya Melisa gider. Yani burada bir günü zaten neye göre isim belirleyip ortak karar verdiklerinin sebebini mi anlayamıyorsun? Ya onlar Emel'i bahane ediyorlar da onlar burada Melisa'nın ya da benim gitmemi istiyorlar. O kadar net ki. Yani burada biz de kör değiliz. Ya çünkü az önce söylediğim şey, ben biraz üstü kapalı söyledim ama eğer bir grup varsa sizin söylediğiniz gibi onun karşı grubu da sizsiniz bir güç odağı olarak. Yani bu denge iki grubun tabii arasında devam... Tabii ki biz bir grup değiliz ama onların karşısında gibi hareket edebiliyorsunuz. Için, aynen. Ve bu grubu dağıtmak istiyorlar. Evet, aslında biz grup değiliz. Ben az önceye kadar... Potansiyeliniz kesin... var diyelim. Grup, bu saatten sonra var. Demek ki eğer elenmezsen ben... Akıllı bir kulis yapılmış. Karşı grubun gücünü azaltmak için böyle bir hareket tabii yapılmışsa... Tabii çok akıllıca. Akıllıca bir hareket yapılmış. Bunu da kabul etmek Meysan'ın gerekir. Meysa'nın hatası. Peki kimin acaba kötü günü olacak bugün? Kime? O konuda hiç tahmin edemiyorum. Çünkü Meysa kaç haftadır iyi. Sonuçta ben de kötü bir yarışmacı değilim ama bu haftam çok kötü. Hı hı. Bilmiyorum yani jüriye evet. Kaldık. Özden bir şey söyleyecektin. Zeynep, anlayamadığını söyledin. Hani ben senin zeki bir bayan olduğunu düşünüyorum. Bizim yaptığımız senin kuliste... Senin düşünmene gerek yok Özden. Bir şey söyleyeceğim. Şu an seninle... gereksiz bir atakta bulunuyorsun. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben seni yermiyorum şu anda. Seni övüyorum. Şu an kendini övmene geçmene gerek yok. Zaten beni övmene ihtiyacım yapıyorum. Yok. Tamam. Dedin ki çoğunluk ne istiyorsa, sizde iki kişi, dört kişisiniz, iki kişi Emel zaten diyor. Bana bahanelerle gelmeyin arkadaşım. Sana bahaneler yapmayacağım. Sonuna kadar eğer elenmez kalırsam sonuna kadar benim adımı söyleyin. Bir saniye Zeynep. Sonuna kadar o tacı almak için değer kalırsam uğraşacağım. Melisa geçen hafta benim ismimi söylediğinde çorbacıda karşılaştık. Biz kızlarlaydık, sen de Melisa'yla karşılaşmış mıydın? Daha az önce bu konuyu konuştum. Ha evet, karşılaştım biz Melisa'yla. Bana ne dedin? Melisa'nın... geçerli bir sebebi vardı, haklı bak, çünkü Maria'yı göndermek istemedi diye onu onayladın. Şu an bizim yaptığımız şey de aynısının özneleri farklı sadece, anladın mı? Neyi anlayamıyorsun? Biz buraya Zeynep'i sevmiyoruz, Zeynep'ten hoşlanmıyoruz. Özden, o yüzden senin anlamadığın çoğu değil. Şeyi emin ol ki anlıyorum. Bana zaten akıl oyunlarıyla gelme. Ben de söyledim. Sen anlamayan biri varsa o da sensin. Ben bak mi? Sen Emel'i istemiyorsun, sevmiyorsun. Özden, müsaade. Nazlı'nın Emel'le sorunu var. O zaman Emel'i yollayın buraya. Anladın mı? Bana bunlarla gelmeyin. Benim de aklım var ve algılayabiliyorum. Neyin ne olduğunu görebiliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir yandan Melisa'nın gidilmesi... Bence. Müsaade yandan, ben karar vereyim Zeynep. Yaptığımız kuliste Melisa'nın gitmesini isteyen arkadaşlarımız da var, tamam mı? Eğer Emel gitseydi belki Emel elenecekti ve Melisa geri dönecek diye düşündük. Matematik biraz, tamam mı? Sağlamasını da yap. Emel evet. Emel'i söyleyelim dedikleri zaman denildi ki Emel'i söylemek çok saçma, çok mantıksız çünkü verilen puanları gördünüz. Çok saçma denildi. Burada. Yani? Ne diyor? Anlamadım. Ne demek? Başlar aşkım, tamam. Hayır, oradaki bu jürinin puanlarını... Yani Özden de aynı şeyse geri dönme ihtimalin olabilir dedi. Evet. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Peki. Evet. Hazır mısınız? Evet. Senin ilk mi... Yok yani değil, daha bir önce vardı. İlk elemelerde Amazon olduğumda çıkmıştım ama senin tabii ki bu kadar iki, heyecanlı iki, değildim iki. Şu an. Senin iki. Zeynep'in de iki, benim de. Peki o zaman alışıksınız bu duruma. Alışığız ama ben şu an daha heyecanlı, daha yarışın içindeyim çünkü. Bakalım jüri ne diyecek? Sizi
jürinin karşısına alıyorum. İkinize de bol şans diliyorum. Teşekkürler. Sevgili jüri üyelerim, karşınızda iki yarışmacımız var. Kim gitsin, kim kalsın sorusunun yanıtını verecek kararlarınız Melisa Şahin ve Zeynep Öztürk. Biz konuklarımızın üzerindeki bu yükü almak istiyor ve sizinle başlamak istiyoruz. Aa, iyi olmuş o, evet, ya. İlk olarak. Bazen konuklar karar veriyor, çok, evet, korkuyordum ondan ben. İlk olmak güzel. Ben kendimden teşekkür ederim beni bu kadar güzel ağırladığınız için. Hani birlikte güldük, eğlendik. Sonunu bilemedim. Sonunda birbirinize girdiniz de bir şeydi. Biz çok, çok güzeldi. Çok teşekkür ederim herkese. Biz teşekkür ederiz. Vallahi burada arkadaşlar, yani ileride yaşayacağınız, bu sektörde eğer devam edecekseniz yaşayacağınız şeyin küçük bir modelini yaşıyorsunuz bence. Burada çıkaracağınız dersler önünüzdeki hayatınızı çok etkileyecek. İnşallah veda eden arkadaş ya da burada kalan arkadaşlar da bu model içerisinden gerekli bilgileri alıp yoluna devam ederler diyorum. Ve biraz da bugün için ben öyle hissetmiş olabilirim ama Melisa'nın biraz pes ettiğini hissettim. O yüzden Melisa'nın ismini verdi. Eser Yenenler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben o kadar sıkıldım ki artık gerçekten. Ve sonunda bu strateji oyunları başladı. Böyle küçük hesaplar, küçük numaralar. Bence hepsi gitsinler. Gerçekten. Hiçbiri için üzülmeyeceğim. O yüzden bir yerden başlamak lazım. Melisa. Teşekkürler. Kemal Doğulu'nun verdiği isim. İki Melisa ismimiz var. İvana'yla devam edelim. Geçen hafta Melisa gayet tarzı düzendi. Daha iyi gelmeye başladı. Daha tarz olmaya çalıştı. Daha stil sahibi olmaya başladı. Ama ben Zeynep'in tarzını beğeniyorum. İlk günde de şu anda kadar sağlam bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Ve Melisa'dan karşı eğer Zeynep varsa maalesef ben Melisa diyorum. Teşekkürler. Melisa, İvana'nın kararı. Ne diyeyim ki, bana bakıyorsun. Kurtuldum böyle bir yükten. Teşekkür ederim. Peki Urkan. Demedim. Demeyeceğim bir şey. Demeyeceğim. Hiç ama kararını öğrenmek ister izleyicimiz. Öyle mi? Tabii. Matematik. Çok üzülüyorum. Birine 3, birine 4 verdim. Melisa diyorum. Urkan da Melisa'nın ismini verdi. Nurella. Öf. Yapmak istedikleri buydu. Teşekkürler Urkan. Herkes evet, Melisa. Veda eden Melisa, evet. Yani farklı bir isim söylenmedi. Ama Nurella ne karar verir, şimdi, onu merak ediyoruz. Şimdi çok doğruyu konuşmak gerekirse, adaletli olmak gerekirse, Zeynep çok çalışkan bir yarışmacı. Yani çok çalışıyor, çok özen gösteriyor. Tabii hoş olmadığı zamanlar da oluyor ama en çok, yani genelde ikisini mukayese edersem Zeynep önde diyorum. Melisa'ya gelince de Melisa benim bazen sevdiğim, bazen sevmediğim oluyor. Kızışıyoruz ama bizde her şey günlüktür. Melisa'nın çok çalışmasını ben çok istemiştim, biliyorsun Melisa. Hep diyordum aman Melisa, o mavi elbiseli kızı istiyorum. Kah zaman gitmek istedi, morali bozuldu, düştü, sonra bir çıktı. Melisa şey gibi, borsa gibi, bir tavan yapıyor, bir iniyor. Dalgalı. Onun için ben de yazmaya bile kıyamıyorum, kan kardeşimden alıyorum. O zaman jürinin ortak kararıyla diyebiliriz. Ben burada çalışkanı ödüllendirmek istiyorum. Hı-hı. Ve onun için Melisa bana diyorum. Teşekkürler. Benim yerime de savaş, tamam mı? Melisa ile vedalaşabilirsiniz. Çok kötü oyuna geldik.
Kimseyle vedalaşmak istemiyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim lütfen. Biz sadece Zeynep'ten kalkmıştık zaten Melisa. Çok teşekkürler. Nihal'cığım üzüldüğünü biliyorum benim için. Teşekkür ederim. Üzüldüğüm için değil, saygı duyduğum için kalktım. Kendinize iyi bakın kızlar. Evet, onlar arkada konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. Güle güle Melisa. Tabii ki de. Ya öpeyim seni. Sizi öpmeden gider miyim Nur Sultan? Aman. Çok isterdim. Yani birinci olurum gibi bir iddiam hiçbir zaman olmadı. Ama ilk üçe veya dörde kalacağıma inanıyordum. Çünkü çok çalışıyordum. Ama böyleymiş, böyle olması gerekiyor. Jüri üyelerimizin takdiri. Yapacak bir şey yok. Benim için yine de iyi bir deneyimdi. Sevgili izleyiciler, işte benim stilimde 7. haftada. Belki isteyerek, belki de zamanının geldiğini düşünerek, belki yorgunluktan, belki de mecburiyetten yarışmacı arkadaşlarının onu ismini vererek göndermesi nedenleriyle. Nedenler, nedenler, nedenler. Sonuca gelip baktığımızda Melisa Şahin yarışa veda eden yarışmacımız oldu. Gecenin başında sizlere bir şey söylemiştim. Bu gecenin sonunda, vedanın hemen ardından bu yarışta artık bir şeyler değişecek. Pazartesi gününden itibaren bambaşka bir rekabet yaşayacağız. İşte benim stilimde. Pazartesi günü sevgili yarışmacılar, sizin duymanız gereken bir şey. Pazartesi günü iki yeni yarışmacı yarışa dahil oluyor. Kimler mi? Pazartesi günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.